Herkese merhaba arkadaşlar. Project Fallout'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz zombilerden bir türlü rahat edememiştik. Çok fazla zombi vardı. Saat 12'ye 10 geçiyor. Yorgunluğumuz birazcık fazla. Dinlensek bir yerde ama nerede dinlenebiliriz? Yere oturunca dinlenme bir yerde duruyor. O yüzden problem yaşıyoruz. Nerede bunlar? Bir yerden bir şeyler kırdılar ama. Neyse, problem değil. Şöyle bir çevresine bakayım binanın. Şurada iki bir sürü zombimiz var yine. Aşağıda da vardı sanki. Ha, şurada iki tane daha var. Şurada bir grup daha var. Onların hepsini halledeceğim. Yatacağımız yere, en azından uyuyacağımız yere birazcık çevresini temizlememiz lazım. Bir de bir arkadaş bir şey söylemiş. Ona bir bakacağım ama. Şu zombilerle işim bittikten sonra bakabileceğim. Pompalı mermisini alalım. Kullanırız. Şu taşları sökebiliyormuşum. Ha, ben bunu görmemişim. Bu bana taş mı veriyor? Neyse, ona bir bakacağım. Şimdi değil. Şurada kalabalık bir ekibimiz var. Benim karakter tabii birazcık yine korktu. Ama aslında korkacak bir şey yok. Artık güçlüyüz bayağı. Ne bitmez zombi misiniz? Her yerde zombi var ya. Bu oyun sadece zombi keseceğiz. Belli yani. Delirtti beni bu oyun. Aa, bıçağı alalım bir tane. Muhtemelen vardır ama yine de alayım. Şunlara da bakmak istiyorum. Şunu da sök demek istiyorum bir. Bu hangi moddan geliyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Oo, ne kadar güzelmiş. Bu hangi moddan geliyor ki? 10 tane taş bıraktı yere. Bunu söyleyen arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Aa, bir de şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mod listesini nasıl paylaşacağımı buldum. Fakat bu sefer farklı bir problemle karşılaştım. Benim koleksiyona mod listesi ekleyebilmem için yani koleksiyon liste yapabilmem için abone olduğum diğer modlardan çıkmam gerekiyor ne yazık ki. Şimdi 600-700 tane mod var. Hepsinden çıksam tekrar bulamam onları. Eğer bunun başka yolu varsa koleksiyon yapmanın ve koleksiyon linkini paylaşmanın ya da mod listesi yapıp linkini paylaşmanın yolunu bilen varsa yorumlarda da yazarsa çok... Aa, iodine pills, bunları al. Yorumlarda yazarsa çok güzel olur. Çünkü ben koleksiyon yapmak dışında mod paylaşmayı bulamadım. Bilmiyorum. Zaten Steam arayüzü de bana birazcık garip geliyor. Yani hep oyun oynamak için kullandığım için ekstra ayrıntılarını, özelliklerini falan bilmiyorum şeyin. Steam arayüzünün. Kendimizi de yıkayalım. Karakterin açlığı da 55. Eğer o mod listesi nasıl yapılıyor, nasıl link alınıyor ondan bana söylerseniz mod listesini paylaşacağım.
Fallout'un mod listesini. Diğerinin mod listesini de paylaşabilirim. Ama diğerini tavsiye etmem. Çok fazla birbiriyle çakışan mod vardı. Birbirinin aynı görevi gören modlar falan vardı. O yüzden tavsiye etmem. Bunun dışında oyunumuza devam ediyoruz bakalım. Şuradan bir çıkamadık. Saat 3.20 geçiyor. Yine etraf zombi kaynayacak. Haritada bir bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Karşıda bir tane ev var. Burada aslında nehir gözükmüyor. Bu nehir neyle gelmiş? Normalde şeydeyiz. Riverside'dayız. Fakat burası Riverside gibi de gelmiyor bana. Burası daha bir farklı geliyor. Aslında dünyanın üzerinden bunca yıl geçtikten sonra bunca atom bombaları patladıktan sonra tabii ki göllere, nehirlere ulaşan atom bombalarının kraterlerinin farklı farklı yollar çizmiş olması çok olası. O yüzden hoşuma da gitmedi değil bu durum. Eerie Country Map. Şunu da bir alalım. Ona da bir bakarız. Niye bu kadar panik yaptın? Anlık panik. Neden? Tamam, karnın aç birazcık biliyorum ama. Panik yapacak bir şey yok. Ne yiyelim? Aa, yiyeceğimiz de bayağı azalıyor. Peynirli makarnanın çeyreğini yiyelim. Karakterin kilosunu bir düşürebilirsek çok güzel olacak. O ne? Zombi abla. Şu boş şarap şişesini alacağım. Louisville haritamız var mıydı bizim? Yoksa da artık var. Onlara bakarız. Haritayı açarız. Karakter şişman olduğu için çok çabuk yoruluyor. Hem uyku anlamında hem ciğer çıkması anlamında çok çabuk yoruluyor. Ve yemeğimiz de sürekli azalıyor. Tabii araştırma yapabilirim. Umarım bu texture pack değiştikten sonra araştırma alanları değişmemiştir. Araştırma yapılabiliyordur her yerde. Eğer değiştiyse birazcık işimiz sıkıntıya girer. Çünkü hiçbir şey bulamayız. Ben nerede uyusam? Bunlar kırık, şey bozuklar. Şurada bir araba var. Yani şunlarda uyumak daha mantıklı. Çevresine bir bakayım zombi yoksa eğer. Bunlarda uyuyabilirim. Düzgün bir yatak bulamadık. Yatak olan bir ev bulamadık. Karakter de çok çabuk yorulduğu için çok kalabalık zombilerin arasına, şehir merkezine de giremiyorum. Bir de zaten ayarlara baktığımızda, yani görmüşsünüzdür ilk sıfırıncı videoda. Ayarlarda zombi nüfusunu otomatik yüksek yaptık. Ve onun dışında bir de 4x'e çıkarttık. Yani 60 gün sonunda 4x zombi nüfusuna ulaşacağız. Bir de öyle bir durum var. 16-30. Şu Louisville haritasına bir bakalım. Tamam. Sonra Erie Country haritasına bakalım. Yarısı nerede bunun? Yok. Peki. Bunları şuraya atabilirim. Haritamızı bir açalım bakalım nereleri açmışız. Burayı ve burayı açmışız. Burası Louisville. Burası Erie Country. Aslında Erie Country'ye doğru gidebiliriz yavaş yavaş ama radyasyon bölgelerini bilmiyorum. Bulduğum bütün haritaları alıp açmam gerekiyor. Şuradan bir inelim. 61, 65 yorgunluğumuz var. Yorgunluğumuz hiç fena değil. Akşam saat 5 olmuş. Şu kayaları sök. Hangi moddan geliyor acaba ya? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Bu modu ben bilmiyordum. Arkadaş söyledi. Arkadaş dedim tabi izleyicilerimden. Benim bütün izleyicilerim benim gözümde arkadaş olduğu için.
O sök kısmını ben hiç görmemişim, fark etmemişim bile. Aa, burası neymiş? Buranın alanı hiç fena değil aslında. Buraya bir bakabiliriz. Düzgün bir ev bulabilirsek yatarız. Yani yataklı bir ev bulabilirsek iyi olur. Şu ağaçlar beni bir gün öldürtecek. Ağaç gibi de durmuyorlar ya. Neden bu kadar çabuk çok panik yapıyorsun sen ya? Öyle paniklik bir durum yok ortada. Karakter yorgun. Herhalde onunla da alakası vardır. Orada bir mavi araba daha var. Bu arada arkadaşlar, Fallout evreninde birçok oyunda araba yok. Ama geçen Fallout hayranı bir arka... Ay, neredeyse alıyordum şeyi. Fallout hayranlı bir arkadaştan bir bilgi aldım. Fallout yapımcıları ilk oyunları yaparken üşenmişler. Araba varmış normalde. Arabanın mekaniklerini yapmaya üşenmişler. Gerçekliği nedir bilmiyorum ama arkadaş bayağı hakim bir konuya. Tabii oradaki arabalar şeyle çalışıyorlar. Ne derler? Aa, ne kordu ya? Ay, ismi aklıma gelmedi şimdi. Nükleer çekirdekle çalışıyor da. Ha, fisyon kor. Galiba fisyon teknolojisi var orada. Fizyon teknolojisi son zamanlarda keşfedilmeye başlıyor diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltirsiniz yine. Şu domuz sesi gibi olan ses de direkt böyle şey gözümde şey canlandı. Deathclaw canlandırdı. Ama Deathclaw oyunda ne yazık ki yok. Bir de bir tane ekip var. Ekip aslında ben ilk onların tanıtım videosunda görmüştüm bu Project Fallout olayını. Onların kendi sistemleri var galiba. Yani farklı farklı modları da var muhtemelen, daha yayınlamamışlar. Discord kanalları falan da var. Çok güzel Project Zomboid'de bir Fallout modu geliyor olabilir ama Build 42 bekliyorlar falan diyorlar. Discord grupları var. Build 42'yi beklediğini falan söylüyorlar. Saat 18:10. Karakter yorgun ve aç ve sigara istiyor. Şöyle yapalım. Sigaramızı içelim. Sigaramız nerede? Sigaralo. İspanyolcu herhalde bu. Tamam, karakter birazcık kendine geldi ama yorgunluğu çok fazla. Şöyle birazcık vakit geçireceğim. Karakter sıkılmaya başlayacak muhtemelen ama saat 9'a kadar dayansak iyidir. Tamam, 9'da uyuyabiliriz diye umuyorum. Umarım zombi gelip de camımızı kırıp bizi yemeye kalkışmaz. Herhangi bir zombi var gibi durmuyor. Bir de bir anda şeyim kapalı zannettim. Mikrofonum. Bir ara bir öksürmüştüm, bir ara bir kapatmıştım. Açmadım diye düşündüm niyeyse. Neyse ki açıkmış. Yediğim yemek nerede benim? Çikolata, ha, vardı zaten de onu zombiden almadık. Şunun çeyreğini bir daha yiyeceğim. Karakterin kilosu 92'ye düştü. Bizim olayımız 90 şey 85. Normalde köprünün öbür tarafına gidecektim ama şu teller alanı bir bakmak istiyorum. Orada eğer uygun bir ev varsa, teller genel olarak etrafı korumalı. Bir iki açık yeri olsa da korumalılar. Ya bir de şu kaktüslere de takılmayı ver ya. Orada eğer bir ev falan bir şey varsa, burası bizim ilk sığınağımız bile olabilir. Bir de alışveriş arabası bulsaydık güzel olabilirdi. Koşturmuyorum karakteri özellikle. Çünkü şişman olduğu için çok hızlı yoruluyor. Sende ne var abicim? Gübre. Yani işe yaramaz şu anda.
Burası neymiş acaba? Sanki araba mezarlığı gibi duruyor. Junkyard diyebilir miyiz? Fallout'taki meşhur junkyardlardan. O ne? Fallout şey kostümü. Vault kostümü. Benim kolumda Pip-Boy var mıydı ya? Olması lazım. Aa, Pip-Boy'umuz nerede bizim? Siyah dijital saat. Benim niye Pip-Boy'um yok? Ben Wall Street hiç bulmadım mı? Buldum diye hatırlıyorum. Ha, buldum. Ha, Pip-Boy burada. Bunu giyeceğim tabii ki. Şunu da atabilirim yere. Pip-Boy'un bir özelliği olduğunu sanmıyorum. Dijital saat gibi gözüküyor. Onlarca bir özelliği yok. Riverside haritası. Buna da bir haritaya bakalım. Kapatabiliriz. Onu da açmış olduk. Zombilerden yiyecek almıyoruz. Kanlı Wall Street 7'ye 10 kondisyonu var. 10'a 10 kondisyon. Bizim sağlam bir tane Wall Street'imiz var zaten. Bunu favorilere ekleyeyim. Sonra Pip-Boy. Kaç tane var bende? Birden fazla Pip-Boy'um varmış. Tamam. Şurada değil. Burada. Pip-Boy Mark 7. Şey, Mark 6. Bunu atabilirim yere. Bendeki de Mark 6 olsa gerek. Aynı. Aynısından bir tane daha ihtiyacım yok. Boşuna ağırlık yapmasın. Burada yiyecekler var. Burada da bir takım yiyecekler var aslında. Şu yiyeceklerin hepsini buraya atabilirim. Başka yiyeceğimiz yok. Şurada bir grup kalabalık zombi var. Onları bir halledelim. Hah, burada ama yatak yok burada ya. Hemen panikleme, hemen panikleme ya. Bir şey yok. Tamam. Burayı da bitirmiş olduk. İyi, bütün hepsini görüyor. Ah, aman tanrım. Bir anda boğazıma kendi tükürüğüm kaçtı. Boğulacaktım galiba. Kılıfa gerek yok. Kılıfımız olması lazım zaten. Yok mu? Var. Şurada birazcık daha zombimiz varmış. Bu arada bizim levyemizin sağlık durumu ne? Yarıda. Hiç fena değil. Şuradaki zombileri de halledelim. Ha, onun bayağı etrafı açıkmış. Önemli değil. Şu arkaya bir bakayım. Zombi yok. Şu karşıdan gelenleri indirebilirim. Kuş, lütfen bak. Video çekerken yine çitlemeye başlama ya. Aa, mask. Şey maskı. Wilder mask. Onu alacağız muhakkak. Şu Wilder Mask'i bir yerden alayım. Nerede zombi?
Ha, yanımızdaymış. Problem değil. Ağrı kesiciyi alalım. Gas Lantern. Bunu takacak yerim şu anda yok. Sonra açıklama haritası, koli bandı. Alacak başka da bir şey yok. Şunları alıp şuraya bir atayım. Gelin bakalım. Ya şimdi kuşu özellikle çok dışarıya çıkartmak istemiyor. Yani başka odaya koymak istemiyorum. Zaten çok böyle sakin bir kuş. Dışarıya falan da çıkmıyor, uçmuyor. O yüzden ses çıkartmadıkça yanımdan pek ayırmıyorum kuşu. Umarım çok bağırmaz. Güzel. Tamam, burada uyuyabiliriz. Tabii öncelikle bize şu şeyleri ağaçlardan birazcık barikat yapmam gerekecek. Altı tane barikatımızı alalım. Yani kalasımızı. Onları barikat yaparak şuraya bir ikişer tane kuralım. İki tane buraya. İki tane buraya. Var mı içeride? İçeride yok. O zaman üçer tane kurabilirim. Üçer tane barikat bana hayli hayli yetecektir. Tamam. Burayı şu anda kendi mekanımız yaptık. Şuradan suyu şey yapalım. Oh, full hem de. Benim yaşam alanımdan çekilir misiniz lütfen? Size zarar vermek istiyorum. İstemiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Ama bana bu kadar yakın durmayın, olur mu? Tamam. Şöyle bir bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Bir tane de şurada kaldı. Onlarda da bir şey yok. Mükemmel, muhteşem. Burası bizim alanımız olacak. Karakter at 92 de kiloda. Açlığı 53. 40'ın altına indiği zaman yesem diye düşünüyorum. Şuraya bir bakalım. Bir şey var mı? Yok. Ha, şey dolduruyordum. Boş şişelerimi dolduracaktım. Kova hariç. Dur şöyle kovayı bir yere atalım. Kovamız nerede? Burada mı? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada zaten değil. O zaman burada. Hatta bunu yağmur yağarsa diye dışarıya kurca şey yapacağım, koyacağım, yerleştireceğim. Tam şuraya şöyle yerleştireyim. Sonra boş konserve kutusu da yerleştiriliyor dışarıya. Onu da yerleştirelim. Başka? Başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Su şişelerim nerede benim? İki tane üstümde var. Şunları bir favorilere ekleyeyim.
Şuraya bir koyalım bunu. Buradalar. Aha, masada şey var. Sigara var. Buraya bir yatak bulmam gerekiyor. Aslında bir şey bile bulsam işimi görecektir. Şişesini de buraya bırakacağım ya. Şöyle. Coca-Cola. Kapağı veriyor mu acaba Coca-Cola'yı açınca? Neyse, şimdi açmayacağım. Onu bir kutlama için içebiliriz. Burada ne varmış yerde? Pack of cigarettes. Sigaraları bir alalım. Önemli başka da bir şey yok. Boş şişe, boş gazoz şişesi. Bunlar dursun ya şimdilik. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Bir sigara içelim. Sigaramızı da içtik. Etrafı bir dolaşalım azıcık. Alarm kuruluymuş bunda. Alarmı kapatalım. Burada normalde daha fazla zombi olmasını beklerdim ama yok. Karşıda var. Onları hallederiz. Güç ve iyileşme ciddi oranda azaldı. Problem değil. Problem olursa uzaklaşır, bir şeyler yeriz. Şu anda gayet iyi gözüküyor çünkü. Tamam. Ağrı kesici, dezenfektan. Bu neymiş? Aa, Geiger cihazı bulduk. Tamam, çok güzel. Eerie Country zaten buna bakmışız. Geiger cihazı bulmamız çok iyi. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama işe yarayacaktır diye umuyorum. Şimdi hız ve nişan alma yeteneği birazcık azaldı diyor. Nereden ağrım var benim? Kafamda ağrım var. Neden? Açlıktan mı? Bilemedim. Hiç bilemedim. Şimdi buraya bir eşya bırakacağım. Burası şimdilik bizim güvenli evimiz olacak. Neleri bırakalım buraya? Şu boş benzin bidonu zaten bırak. Kol bandı dursun. Çivileri bırak. Kaynak elektrodunu bırak. Ataçı bırak. Bunu. 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 Tornavidanın birisini alayım. Al bıçakları dursun. Şu maşete canı çok azdı. Bunu da bırakacağım. Hand hatchet. Kötü olanı bırak hatta. Bunu da bırak ya. Hand hatchet'la işim yok. İngiliz anahtarıyla da şimdilik işim yok. Araba falan söküp takmayacağız. Bunu da bırak. Testere durabilir. Şimdilik şunları buraya atalım. 3 tane sigaramız var. Bunları da şuraya çıkartalım. 8 koli bandı. Yani koli bandıyla şu an neler tamir edebiliyorum? Maşeteleri tamir edebiliyorum. Bir dakika. O zaman bunu tamir edemiyorum. Tamam. O zaman koli bandları dursun. Onlarla onluk bir durum yok. Gaz maskesini atalım. Mermileri, okuma gözlüğünü, kanlı val suiti. Ya bir tane kötü wall street almışım üzerime.
Şarapta bırakalım. Tobacco. Bir yerlerden zombi sesleri geliyor. İğnenin birini de bırakacağım. Outfit'i bırakacağım. Şu bunları da bırak. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Burada bırakacağımız ne var? Hoverlardan çıkar. Bunları da şöyle bırakacağım. Box of Masks. Bırak. Bırak. Koli bandını buraya koy. Yapıştırıcıyı, ipliği. Jetleri. Bayağı diyeceğimiz varmış aslında. Ha, bunları nereye bırakalım? Bunları buraya bırakmak istiyorum. Şöyle bırakabilirim. Bahçe küreğini de bırak. Al bıçağını buraya çek. Açıklamaları tabi bakalım. Louisville de bir yer gösteriyor bize. Louisville'e gideceğimiz zaman onu düşünürüz. Açıklamaları tabi da. Aa, nereye attık? Oy, bak yanlışlığa bak. Şunların hepsini şuraya bırak. Motorola'yı da bırak ya. Belki bir yerde lazım olur. İğne, makas, çakmak, konserve açıcı, el feneri. El fenerimiz bayağı azalmış aslında. Şu el fenerini bırakalım. Ahşap tutkallarını bırakalım. Geiger Teller dursun. Şundan şuraya bir alacağım. Bu çanta full yiyecek çantası olsun. Geri kalan eşyaları şuna bir atalım. Kolonyayı buraya at. Sigar, kanabis. Varmış bayağı daha eşyamız. Kibriti alabilirim. İyi odun pil. Ha, bu burada duracak zaten. Louisville haritalarını at yere. Bunları da buraya koy. Sigaralar. Pack of cigarettes. Hepsini bir açalım. Pack of cigarettes. Boş. Bunu bir yere atacağım. Dört tane sigaramız var. Lucky. Lucky'yi şuraya koyalım. Aa, Lucky'nin yeri buradaymış zaten. Şunu şöyle alıp şuraya koyabilirim. Kaç tane kılıfım var benim ya? İki tane mi kılıf varmış? Tamam. Kabul. Ha, bizim daha kemerimiz yok. He, öyle bir problemimiz var. Bunları da şuraya atacağım. Şunların hepsini favorilere ekleyeceğim. Hatta şurayı da şöyle favorilere ekleyeceğim. Sonra gelelim buraya. Burayı da şöyle favorilere ekleyeceğim. Şu şarap şişesini tekrar yerleştireceğim şuraya. Suya ihtiyaç duyarsak alırız.
Şimdi zombi sesi geliyordu. Ona bir bakmam lazım. Şu dışarıdaki zombileri halletmek lazım ya. Olmayacağım silahlarla. Karakter birazcık acıktı. En iyisi şunun çeyreğini yiyelim. Bayağı kalabalık geliyorlar çünkü. Karnımız azıcık doysun. Evet, bayağı kalabalık geldiler. Korkma hemen ya. Kaç tane zombi öldürdün hala korkuyorsun. Bir de sen Fallout dünyasında yaşayan bir survivalistsin, yani korkacak ne var? Ölün lan! Ölün! Bak ya. Yerdeki zombileri öldürme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hand hatchet al. Var mı başka eşyamız burada? Şunları da al. Bunları şuraya atayım şimdilik. El baltasını al. Başka? Değerli bir şeyler verin bana. Vida kutusu. Bir tane vida kutumuz olsun. Şunda ne var? Çivi boş su şişesi. Al. Başka da bir şey yok gibi duruyor. Saat 5. 40 dakikadır yayındayım. Düzgün yatabileceğim bir yer bulmam gerekiyor. Şu evin çevresine bir bakacağım. Bunun çevresindeki zombilerin hepsini bir halledeceğim. Buradayım, gel. Tamamdır. Kolibandı alalım. Arkadan zombi geliyor. Orada da kalabalık bir grup var. Bir takım problemler. Aha, karakterin ciğeri de çıktı. Ciğer çıktıysa burada çok fazla zorlamaya gerek yok. Şunu alır mısın? Gören gördü gerçi. Gelsinler bakalım. Bir kısmını en azından burada öldür. Ay, ama bu kadar kalabalık gelirseniz arkadan şu ciğerle, şu yorgunlukla, şu açlıkla öldüremem. Gerçi maşete çekeriz en kötü ya. Bak, ciğer çıktı. Nasıl fark ettirdi görüyor musunuz? Vurmuyor karakter. Tamam. Neyiniz var? Paç. Paçta ne var? Hiçbir şey yok. Burada da değerli hiçbir şey yok. Base'inize doğru bir geri gitmeden önce şu evin içine bir girmek istiyorum. Uyuyabileceğim rahat bir yatak, bir şeyler varsa alacağım. Mesela şu koltuğu alabiliyor muyum? Alalım koltuğu. Hiç zorlamadan gideceğim. Koltuğu oraya koyalım. Yatağı şimdi sökmeye çalışsam sökemeyecek. Kıracak muhtemelen çünkü şeyimiz yok. Ne derler? Benim kafam niye acıyor ya? Gaz maskesini çıkartsak mı biraz? Buraya yerleştirelim.
koltuğumuzu. Şöyle yerleştirelim. Ben bu koltuğa niye oturamıyorum mesela? İndirmedik mi acaba şey, o modu yüklemedik mi acaba ya? Neyse, problem değil. Dinlenebiliriz ama. Uyuma kalitesi ortalama, bu neymiş? Uyuma kalitesi kötüymüş. Şunu alacağım buradan. Şöyle yere koyacağım. Saat 6:30. Eşya yerleştir. Şu sularımı burada koyacağım şimdilik. Şişe olarak. Tamam. Burada ne var? Önemli bir şey. Bunlar dursunlar. Şu açıklama haritayı bir okuduk mu bunu? Okumuşuz. Bu neredeydi ya? Haritaya bakalım. Ha, bu da Louisville'deydi. Aynı harita değil mi? Muhtemelen değil. Ne lootladık burada? Et baltası, hand hatchet lootladık. Şunları da şöyle koyalım. Acaba şunu tamir edebiliyor muyuz? Nerede o levyemizi? Yok. Levyeyi bu şekilde tamir edemiyoruz. Levyemizin canı da yarı. Saat 19:20. Karakter yine uykusu geldi. Dinlenelim. Dayanıklılık artıyormuş dinlendiğimizde. Tamam. Sigara içmek istiyor. Sigara içirelim karaktere. Ses. Bir an ses gitti sandım ya. Saat 8'i, yani 8:30 saat. 48 açlığımız var ve kilomuz da 92'den aşağıya düşmeye devam ediyor. Arabalara sonra bakacağım. Şimdi bakmayacağım. Şurada kalabalık zombi grubunu halledebilir miyim diye düşünüyorum. Bence hallederim ya. Şunları da halledelim. Ah, karakterin uykusu geldi için zorlanıyoruz ama problem değil. Halledeceğiz. Onar mı yükseldi? Güzel, hallettik. Bunlarda loot var mı? Kaynak elektrodu, yapıştırıcı. Yeter. Sizde ne var? Şarap alalım. Burada.
Zaten buraya bakmışız. Önemli bir şey yok. Şunlara bakmış mıydık? Bunlarda da önemli bir şey yok. Nerede öldürdüm ben bunların çoğunu ya? Çoğunu orada mı öldürdüm? Polibandı. Louisville haritasını okumuşuz zaten. Şunlara bakalım. Onlarda da değerli bir şey yok gibi duruyor. Aslında şu gümüş yüzükleri takıları falan da toplasam güzel olabilir. Metal falan kasarız. Metal... Ne diyorlar ona? Metal işleme kasarız. Avcılık dergisi alalım. Okuruz. Bak, buranın kapısı zaten kırıkmış. Şuna uy desek ortalama yatak kalitesi bizdeki diğer koltukla aynı. Ne kadar garip bir ev yapısı. Bak şu niye böyle gözüküyor mesela. Stale donanım. Ha, şunları alacağım. Bıçağımız da olsun bir tane. Burada ne var? Şunları da alacağım. Artık neredeyse kurulduk sayılır. O yüzden lazım olabilir. Plastik kesme tahtası. Hadi bunu da alalım ya. Mutfak malzemesidir. İşimizi görebilir. Cımbızımız var mıydı? Yok. Cımbızı alalım. Tamam. Seat alalım. Radyo da alalım. Dinleriz. Assault Backpack. Kapasite 45, ağırlık azaltma 90. Bunlar güzel çantalar. Bunları alacağım. Bir de şu kapıyı kapatıp yatağı almayı deneyeceğim. Eğer yatağı Marangozluk 2 istiyor zaten. Onu hiç alamıyoruz bile. Cloth Bag Upgrade. Bag Upgrade bulduk. Ne kadar güzel. Çantamızı geliştirebiliriz. Senin kalitesi kötüymüş. Tamam. İşimiz olmaz onunla. Avcılık dergimizi de alalım. Şunlar da canımız sıkılsa okuruz diye alacağım. Bu evde bir şey yok. Bu kadar. Televizyonda hatta hazır gelmişken alayım götüreyim. Elektrik falan bir şekilde bulabilirsek eğer. Elektriğimiz falan olduğu zaman VHS kaseti bulursak izleriz. Girişi burada. Böylelikle de saati gece 11 yapmışız zaten. Zombi vardı yerde. Şimdilik şöyle bırakacağım. Zombiyi de avlayıp geliyorum. Neredeydi o zombi? Şurada, tam karşımızda. O kadar yorgun ki karakter. Vurduğu işlemiyor. Sırf şu an yetenek kasıyorum diye vuruyorum. Tamam. Bunda da değerli bir şey yok. Öyleyse arkadaşlar 50 dakika olmuş. Karakteri uyutacağım. Sabah olduğunda videoyu burada bitireceğim. Çok uyuyor ya. Ha iyi, çok uyumadı.
43'e düşmüş yemeğimiz. Şöyle size görüşmek üzere arkadaşlar. Fallout'ın bu bölümü bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.